Tamam, Peki. buyurun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, bu kadar e, yoğun katılımlı bir toplantı olması çok be değerli benim için. Ee, bu pandemi günlerinde sizin de böyle vakit ayırıp e, insan hakları ve medya konusunda e, böyle bir sohbete katılma motivasyonunuz benim için çok değerli, çok önemli buluyorum. E, öncelikle burada olduğum için e, mutluyum. Belki bazılarınız da daha önce başka toplantılardan, bu sıralar çok sık e, online toplantılarımız oluyor. E, oralardan tanışmış olabiliriz. Sanki böyle fotoğraflarınızdan e, hatırlıyor gibiyim birkaç e, başka toplantıdan sizleri. E, onlara birazcık şey olacak, belki bir ikinci baskı olacak. tekrarla düşmüş olacağım ama öncelikli olarak e, kendimi tanıtmanın e, tanıtmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, sonrasında acaba Sayit Bey e, şey yapıyor, yani nasıl bir yol izliyorsunuz normalde, e, ama şimdi siz kişisel verilerle ilgili böyle bir hassasiyetten bahsedince ve kayıt altına alınınca normalde bu toplantılarda açıkçası ben katılımcıları da tanımak nereden geldiklerini, ne yaptıklarını, neden böyle bir toplantıya gelme motivasyonlarının ne olduğunu öğrenmek isterim. Ama sanıyorum o kimliklerini yapmak istemeyen, açıklamak istemeyen, göstermek istemeyenler için sanıyorum herhalde böyle bu yöntem tercih etmiyor. Evet, yani online bir yayın yapmış olduğumuz için maalesef bu yöntem dışında bir yöntemimiz yok. Daha sonra YouTube'a konuluyor çünkü bu hmm. söyleşi de. Anladım. Orada da izlendiği için. Peki, o zaman sizlerin nereden geldiğini, ne yaptığınızı öğrenemeyeceğim ama ben kendimi şey yapayım, tanıtayım. E, Bey'in de söylediği gibi, Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldum. E, mezun olmadan önce ve sonrasında da aslında aktif olarak gazetecilik e, yapıyordum. E, gazetecilik yaparken, en son Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışırken e, akademiye geçtim, Galatasaray Üniversitesi'ne e, ve o zaman bu zamanda da Galatasaray Üniversitesi'nde çalışıyorum. Doktora Marmara Üniversitesi'nde es esas çalışma alanım. Medya ekonomisi, kendi yani kendi üniversitemde de basın ekonomisi ve işletmeciliği ana bilim dalı başkanıyım. E, ve bu akademisyenliğe daha doğrusu başladığımda e, esas konumu Türkiye'deki medya sahipliğinin yapısı ve Türkiye'deki medyanın e, hangi ekonomik e, şartlar altında faaliyet gösterdiğini araştırmaktı. Çünkü çok spekülatif de bir alandı. Sene 2000'lerden bahsediyorum. 2000'lerin başından bahsediyorum. Ee, hani medya patronlarının başka hangi alanlarda yatırımları var? Kim kiminle ne yapıyor? İktidarla ilişkileri nasıl vesaire? Bunları birazcık ayakları üstüne oturtabilecek bir çalışma yapabilir miyim? Ee, niyetiyle başlamıştım akademiye. Ve burada öğrenci olan arkadaşlar var mı? Sanıyorum aranızda. Ee, aranızda bir kısmı da akademik akademisyen olmak gibi e, hayalleri olanlar olabiliyor o vardır onu da tahmin ediyorum ben girdikten sonra açıkçası bir 10 sene kadar çok sıkıldım akademide. Gerçekten her gün e, iş başvurusu yapıyordum. E, ben bu işi yapmak istemiyorum diye birazcık duran bir alan gibi gelmişti. O yüzden böyle hayalleri olan arkadaşlar için çok da gül bahçesi bir yer olmadığını, akademinin hele şu sıralar hiç olmadığını baştan söyleyeyim, baştan uyarmış olayım sonra girdiğimiz zaman üzülmeyin diye. Benim açıkçası birazcık gazeteciliğin doğası, gazetecilikten kopmuş olmam, beni birazcık da toplumdan kopmuş olmak olduğuma dair bir takım endişelerim vardı. Sonra bu endişelerimle ilgili ne yapabilirim diye düşünürken benim hayatımda ve muhtemelen pek bazılarınızın ve Türkiye'nin hayatında aslında çok önemli bir kırılma e, yaşandı 2007 yılında. O da Hrant Dink'in öldürülmesiydi. E, Hrant Dink'in öldürülmesi ve bir Ermeni gazeteci olduğu için öldürülmesi benim de e, bir zaten hani aktivist olarak... E, bu alana birazcık daha fazla ilgi e, göstermem Yani burada da bir sorumluluğun olduğuna dair e, uyanmamı sağladı. Ve aynı dönemde bir birkaç sene sonra duruşma başladıktan sonra da e, Hrant Dink'in e, Dink cinayeti davasında sanıyorum dün sonuçlanacaktı ama ben e, dün epey yoğun bir şeydeydim dışarıdaydım e, takip edemedim e, mahkeme sonucunu ama ee, ne olursa olsun zaten hiçbirimizin adalet duygusunu tatmin edecek bir karar olmayacaktı ve de öyle bir kararın da çıkmadığından da neredeyse eminim. Ee, Hrant Dink'in öldürülmesi ne kadar geçen süreçte 2007-2006 yıllarında e, onun medyada nasıl, ondan mı nasıl bahsedildiği, nasıl temsil edildiği ve nasıl bir nasıl hedef haline geldiğine dair bir çalışma yürüttük e, Profesör Yasemin İnceoğlu ile beraber. E, bunu bir mütalaya ek e, olarak e, hazırlamıştık. Fakat sonrasında Hrant Dink Vakfı kuruldu. Hrant Dink Vakfı ulusal basını nefret söylemi yani bu sorunun nefret söylemi ve bunun sonucu olarak nefret suçunun Hrant Dink'in öldürülmesi bir nefret cinayetidir. Ee, Onların başlatmış olduğu bu çalışmalarla başladım aslında işin sivil toplum kısmına e, ve e, ulusal basında nefret söylemi, yerel basında nefret söylemi e, çalışmaları benim e, akademik çalışma alanımı da e, ayrımcılık, nefret suçu, nefret söylemi gibi e, alanlarla genişletti ve ondan beridir de aslında bu alanda da hem ders veriyorum hem de işte bir şeyler üretmeye e, çalışıyorum. Bu arada tabii diğer tarafta çalıştığım konu medya ekonomisi konusu da yerli yerinde durmadı. Yani o olayı sadece o durumu tespit etmek yeterli olmadı. Medyanın üzerinde giderek artan baskılar nedeniyle birer birer gazeteci tutuklu bir 2003-2004 yılında bir kısmi ferahlama bir Avrupa Birliği'nin adaylık sürecinde düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin böyle bir kısmen şey yaptığı, gevşetildiği bir dönemdi. Fakat sonrasında çok hızlı biçimde e, bu baskılar yeniden e, arttı e, ve medya tabi e, medya ekonomisi, medya politikaları ve en nihayetinde beni de pek çok e, meslektaşım gibi bir ifade ve basın özgürlüğü aktivistine dönüştürdü. Sonrasında da e, hani habercilik sürecine de e, geri dönüşüm. E, mesela 2016 yılında e, Sokağa çıkma yasaklarının olduğu bu hendekler diye adlandırılan süreçte bir grup gazeteciyle beraber haber nöbetini kurduk ve oraya gidip oradaki gazetecilerin hangi koşullarda çalıştıklarını görüp onlarla birlikte haber yaptık. Böyle bir takım ifade özgürlüğünü ne dikkat çekecek çalışmalarda olabildiğince devam ediyorum aynı zamanda barış akademisyeniyim. bundan gurur duyuyorum O yüzden mutlaka şey yapmak istiyorum yargılandık ve sonra en nihayetinde beraat ettik Ben başka davalardan yargılanmaya devam ediyorum ama en azından o kısmı barış akademisyenliğinden dolayı suçlandığımız aşağılandığımız hakaretlere uğradığımız kısım Beraatle sonuçlandı. Bunu özellikle şey yapıyorum. Türkiye'de bir hak savunucusu, ifade özgürlüğü savunucusu, temel insan hakları savunusundan hani bir şey klişe var ya silivri soğuktur şimdi diye... Bunu düşünüp, bu bir taraftan espri, güzel de bir espri aslında. Yani zaman zaman katıldığımız, eğlendiğimiz bir espri. Ama bunun giderek altında tabii çok önemli bir kısmı otosansürü içeriyor. Yani bunu söylersem başıma bu gelir, bunu yaparsam kim bilir neler olur diye. Bu, bu örneği de biraz o yüzden vermek istiyorum. Halk savunuculuğu yaparken temel insan haklarını savunurken elbette başınıza türlü şeyler gelebilir, gözaltında alınabilirsiniz, yargılanabilirsiniz, işinizi kaybedebilirsiniz. Ama bundan korkmamak gerekiyor. Özellikle gazeteciler ve gazetecilik öğrencileri için Avukat Fikret İlkiz'in çok sevdiğim bir şeyidir, bu sözüdür. Beraber gazetecilik eğitimlerine gittiğimiz zaman şöyle derdi. Eğer yargılanmıyorsanız bugünkü koşullarda yapmış olduğunuz bir haberle ilgili o zaman iyi gazetecilik yapmıyorsunuz demektir. Ee, ve şeye de hak savunuculuğuna da bulun hangi işi yapıyor olursak olalım ister işte avukatlık ister işte akademisyenlik gazetecilik veya bir başka iş Çevremizdeki olaylara e, insan hakları çerçevesinden yaklaşmak, e, orada hangi hakların çiğnendiğini görmek, e, bununla mücadele etmek, bununla mücadele ederken de e, bunu yeniden üretir e, konuma gelmemek. Kullandığımız sözcüklerle, yapmış olduğumuz e, yani ifadelerle ya da yazıyla bir sosyal medya paylaşımı da olabilir bu. E, bu Bugünkü konumuz adı açık ders olsa da bir ders değil elbette bir sohbet. Ben size dediğim gibi aslında kendi geçmişimi anlatarak birazcık da bu beni nereden nereye dönüştürdü ülkedeki siyasi durum ve hak mücadelesinde buraya nasıl geldimi birazcık anlatmak istedim. Sizlerin de eminim benzer süreçleriniz benzer dönüşümleriniz vardır bugünkü sohbetimizin de açıkçası konusunu başta e, hani ayrımcılık nedir insan hakları nedir herhangi bir olayda e, yani insan hakları dediğimiz şey yalnızca işte yaşam hakkı e, işte saydığımız çok temel e, bir takım haklar ifade özgürlüğü işte mülkiyetin korunması vesaire gibi böyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde geçen böyle sekiz şeylik e, o temel insan haklarından ibaret midir yoksa insan hakları dediğimiz konu çok daha e, geniş kapsamlı e, bir alan mıdır? Aslında ben ikincisini savunduğum için e, böyle bir çerçeveden e, bakmak istiyorum. E, şöyle söyleyeyim e, ayrımcılık tabii ki yani ha, insan hakları tabii insan haklarından bahsediyorken e, bundan bir hafta oldu sanıyorum e, ya da olmadı salı günüydü sanıyorum e, Erdoğan'ın birdenbire e, insan haklarını e, keşfedip bize insan hakları e, eylem planı açıklayıp temel haklarımızın e, bundan sonra korunacağına dair bir güvence e, veriyor olmasının da altını çizmek lazım. O günde e, ve sonrasında da defa de izah edildiği gibi bu bahsedilen temel haklar en azından yazıya, yani 1789'dan başlayan süreci saymazsak en azından bugünkü hukuki çerçeveye e, oturtulması e, en azından 1948'den başlıyor. Yani sene olmuş 2021 hala insanlar düşüncelerinden dolayı yargılanmayacak veya eleştirilerinden dolayı yargılanmayacak demek e, veya bunu bir siyasi vaat olarak sunmak e, tabii ki çok e, vahim yani bir tarafıyla. Ee, ve bu çerçeveden insan hakları dediğimiz zaman ben e, şu andaki e, Galatasaray Üniversitesi'nde aynı zamanda hak haberciliği diye bir e, ders de veriyorum. Hak haberciliği ola, terimi olarak geçiyor e, bizde, ama e, uluslararası alanda a, a, şey yaparsanız insan hakları haberciliğidir veya insan hakları temelli habercilik diye son dönemde yeni bir e, kavram. E, olarak zaten tartışıyor ve bunun bir literatürü de var ve insan haklarından bahsederken tabii dönüp dolaşıp e, nereden başladı bu e, konu 1948 yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de ayrımcılığın varmış olduğu bir ins insanlık suçuna dönüştür dönüştüğü Yahudi soykırımının hemen ardından e, milletlerin bir araya gelip bir insan hakları evrensel beyannamesini oluşturmaları ve temel hakları işte medeni haklar, siyasi haklar ve kültürel haklar olmak üzere bu çerçevede belirlemiş olmaları ve bu metinden başlıyoruz aslında bunu anlatmaya ve insan hakları evrensel beyannamesinin de iki ilk maddesi bütün insanların özgür onur ve e, haklar bakımından eşit olduğuna vurgu yaparken ikinci maddesi de ayrımcılığın önlenmesi ve e, bunun şeye bu anlaşmaya bu sözleşmeye imza atan e, ülkeler açısından da e, kendi yasalarını yalnızca burada e, bu sözleşme kapsamında değil bunu içselleştirip kendi düzenlemelerinde de e, bununla ilgili önlemler almaları gerektiğinden bahseder ve bunun imzaladığımız takdirde de bir devlet olarak e, bunları yapacağımızı e, vaat etmiş söz vermiş oluruz İnsan hakları evrensel beğenlenmesi aynı zamanda e, yalnızca işte bir hükümetin vatandaşı Ol, olan insanlar için değil. Vatansız, ülkelerini kaybeden, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan göç eden e, insanlar için de geçerlidir. Herkes için geçerlidir. İnsan e, insan hakları evrensel beyannamesini böyle uzun uzun e, anlat, anlatmama gerek olduğunu zannetmiyorum. Zaten hani herhangi bir yerden şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi başta medeni haklar. Ki bunlar işte yaşam hakkından tutun da köleliğin önlenmesine kadar, mülkiyet hakkına kadar, ayrımcılığın önlenmesine kadar temel bir takım hakları kapsar. Bir diğer bölümü siyasi haklar orada o da işte ifade özgürlüğü, protesto hakkı, toplanma hakkı, örgütlenme hakkını kapsar. Ve son olarak da üçüncü bölümünde de ekonomik, e, sosyal ve kültürel haklar. Burada da e, herkesin çalışma, işini seçme, e, çalıştığı yerde eşit e, ücret alma gibi e, yine çalışma e, yaşamına dair veya siyasete katılma, eğitim hakkı gibi temel hakları düzenler. E, 1948 yılında... E, imzalanmış dedik. Bundan bir süre sonra da birkaç yıl sonra 1950'de de Avrupa Birliği aman Avrupa Konseyi özür dilerim. Avrupa Konseyi üye ülkeleri e, Avrupa çapında e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni oluştururlar ve bunu imzalarlar. Türkiye'de Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak ee, bu sözleşme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini tanıdığını ve bunu iç hukukuna geçireceği e, vaadinde bulunmuştur. Bu da bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir devam niteliğinde olan Üst Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde eğer Türkiye'de uğradığınız veya herhangi bir ülkede Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede uğramış olduğunuz haksızlığı ee, iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürürsünüz ve bunu sözleşmeyi imzalamış olduğunuz için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi eğer bir ihlal kararı vermişse burada çünkü devletlere karşı e, açmış olduğunuz insan hakları dediğimiz zaman tabii ki ister istemez birincil olarak e, devletlerle e, karşı karşıya geliyoruz. Çünkü devletler işte bu vatandaşlarının veya vatandaşı olmayan mülteci olarak kendi topraklarına sığınmış insanların hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidirler. Dolayısıyla da bir haksızlığa uğradığınız zaman öncelikli olarak... Devletin hukuk sistemi içerisindeki e, içerisinde bunun çözülmesini beklersiniz ama çözülmezse e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkınız vardır. Dolayısıyla Avrupa Konseyine üye olan bir ülkenin ben Avrupa İnsan Hakları e, Avrupa ahim kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Osman Kavala'yı bırakmıyorum veya işte Demirtaş'ın içeride tutulması çünkü o terörist deme şansınız yok. Yani çok açık bir şekilde eğer buna imza attıysanız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dediğim gibi benzer şeyleri kullanıyor. Benzer şekilde hakları korur. Türkiye e, 1959'dan beri, şu sıralar istatistikleri 2020 istatistikleri de yayınlandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Özellikle ifade özgürlüğü alanı kon, alanında e, hiçbir kimseye rekoru bırakmayacak kadar çok e, başvuru ve ihlal kararına muhatap olmuş durumda. E, bu anlamda da karnemizin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ha, e, şuradan gelecektim. Bu ekonomik haklar, ekonomik kültürel ve sosyal haklar, si medeni haklar, siyasi haklar. Bunların Bunlar her ne kadar 1948'de bu şekilde e, tanımlanmış ve kağıda e, geçirilmiş olsa da sonrasında biz mesela medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme gibi kültürel ekonomik haklara yönelik e, uluslararası sözleşme gibi veya bugün çok tartışılan e, kadına yönelik e, şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için e, İstanbul Sözleşmesi adı e, İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi gibi veya çocuk hakları sözleşmesi gibi veya engelli hakları sözleşmesi gibi bunun üzerine sürekli gelişen şekilde yeni sözleşmelere de eee imza atmış durumda Türkiye. Bazılarında işte medeni ve siyasi hakları ilişkin sözleşmede olduğu gibi birçoğuna e, işte ana dilde eğitim hakkı, e, siyasi katılım hakkı, işte ibadethane açma hakkı gibi alanlarda şart koyarak bunu yalnızca Lozan'da ki baskın oranın dilinde tüy bitti yıllarca e, Lozan'da herhangi bir azınlığın ismi zikredilmez diye ama Türkiye e, yalnızca Ermeni, Rum ve Yahudilere e, ana dilde eğitim ve ibadethane açma hakkı vereceğini... ...diğerlerin azınlık olarak kabul etmediğini söyleyerek e, bu, bu bir takım sözleşmelere bu e, siyasi şerhleri e, koyuyor. Başka devletlerin de koymuş olduğu başka şerhler var. Bunlar tabii ki illa nihai belgeler değil ama buradan şuna gelmek istiyorum. 1948 yılında yapılan bu çok temel hakları sıralayan bu sözleşme... Ee, sonraki yıllarda da gelişen ve değişen çünkü 1948'in siyaseti tıpkı bugün olduğu gibi hatta bugün olduğundan çok daha fazla bir biçimde erkek bir siyaset yani biz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin diline baktığınız zaman oradaki bir erkek egemen söylemi e, aslında çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz yani bu sözleşme insanlara bütün insanlar eşittir ve eşit işte e, ücret eşit işe eşit ücret e, alırlar sözleşme maddesini buraya koymanız kadınların e, erkeklerden daha düşük ücretlerle çalışmalarına e, veya ayrımcılığa uğramalarının e, önünde bir engel oluşturmuyor maalesef. Tabi burada e, birinci ikinci maddeden bahsettik ve ayrımcılığa da birazcık e, belki girip e, onu da konuşmak gerekiyor. Nedir ayrımcılık diye? Ayrımcılık en basit şekliyle tanımlandığı e, aynı koşullar içerisinde bir gruba diğerlerinden veya bir insan diğerinden farklı davranmak olarak e, tanımlanabilir. Burada tabii dikkat çekilmesi gereken bu tanımda önemli bir şey var. Aynı koşullarda olmak kaydıyla. Yani eğer zaten tarihsel olarak aynı koşullara sahip değilsek, örneğin erkekler ve kadınlar veya fiziki olarak aynı koşullarda değilsek, aynı imkan e, mesela engelliler e, veya e, işte ne bileyim başka bir takım özelliklerimiz nedeniyle bir, hepimize aynı koşullar e, dayatılsa ve bunun hani bunun bir eşitlik adı altında e, savunulsa ee, var olan ayrımcılığı veya eşitsizliği gidermek yerine daha da derinleştirebileceğini yani öyle bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ki e, bunlar bile şeyde kullanılıyor yani pozitif ayrımcılık e, dediğimiz yani var olan eşitsizliğin giderilebilmesi için bir gruba diğerlerinden farklı bir şeyde bulunmak, farklı bir muamelede bulunmak o bile çoğunlukla kullanılıyor. E, ...yine erkekler lehine, yine baskın olan hegemonik güç lehine kullanılabiliyor. Ee, bir büyük e, siyasi partinin cinsiyet kotası... ...bakın kadın kotası da değil, cinsiyet kotası e, şeyinden... E, ...adını cinsiyet kotası koydukları için... E, ...bir erkeğin o cinsiyet kotasından e, MYK'ya girdiğini de e, hatırlıyorum ben geçmişten. Dolayısıyla... Birincisi ayrımcılıkta aynı konumlarda eşit konumlarda olup olmadığımızıza bakmak gerekiyor. Bir ikincisi de farklı davranmıyor gibi gözükebiliriz ondan sonra fakat hiç görmüyor olabiliriz görmemek de mesela bir ayrımcılıktır. Örneğin Türkiye'deki ekonomik sorunlarla ilgili hep erkeklerin konuşuyor olması. E belirli konularda işte diyelim ki e, be, belirli konulara sıkıştırılması, örneğin bir, bir, bir LG bugün var olan LGBT'yi artılarla ilgili bir sorun olduğu zaman Kaos'a veya işte herhangi bir eşcinsel, transa e, bu bununla ilgili fikir e, alınırken, bununla ilgili e, görüş sorarken bir gazetecinin e, aynı durumda kendisi kimliğini açıklamış olan e, bir e, gay, bir lezbiyen e, veya bir transa ekonomiyle ilgili herhangi bir soru sormuyor olması yok saymak da yani bundan esas e, vurgulamak istediğim şey yok saymak da aynı şekilde ayrımcılıktır. Siz düzenlemeleriniz buna göre yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir politikanız da duyurmuş oluyor olabilirsiniz. Ama e, bulunduğunuz diyelim ki toplulukta e, yönetim kadrosunda hiç şey yoksa, kadın yoksa veya işte bugün şimdi az önce televizyonda gördüğüm böyle bir şey reklamı, konserve reklamı işte kadınlar fabrikada biz kadınlar üretiyor görüntüsüyle 8 Mart nedeniyle paylaşılmış. Peki ama eğer yönetici kadrolarınızda kadınlar yoksa bu ne işe yarayacak? Bu da bir ayrımcılıktır. Yani biz fabrikalarımızda kadın işçi çalıştırıyoruz e, demek. E, e, hatta bunun altı şey yapılsa değişilse belki de sömürüye varabilecek bir, bir takım çalışma koşulları da söz konusu olabilir belki. E, ama yönetici kadrolarında kadınlar var mı yok mu? Asıl bundan bahsetmek gerekiyor. Bu e, işin ayrımcılık kısmı yani her türlü şekilde yani ayrımcılığı tek boyutlu e, düşünmemek ve ayrımcılığa bu göze bakmamak gerekiyor. Bir şeyde e, insan haklarına ilişkin bir başka e, hani hep gelişiyor dedik ya insan hakları olduğu yerde durmuyor. Üçüncü kuşak. Son dönemde üçüncü kuşak dayanışma hakları e, yine insan hakları e, temel insan haklarının bir parçası haline dönüşmüş durumda. Nedir üçüncü kuşak haklar dediğimiz şeyler? Örneğin politik, ekonomik, sosyal, kültürel kendi kaderini tayin hakkı, sosyal ve ekonomik olarak kalkınma hakkı, e, barış hakkı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşam hakkı, insani felaketten kurtulma hakkı gibi. E, haklar da temel olarak insan haklarının bir parçası. Yani biz insan hakları ihlallerinden bahsederken yalnızca Özlem Zengin'in e, onurlu olsalardı zamanında e, şikayette bulunurdu dediği çıplak arama işkence e, senin e, seni anlamamız gerekmiyor. Tabii ki bu da bir insan hakkı ihlalidir. Tabii ki çok önemli bir hak ihlalidir. Hak ihlalleri arasında zaten bir hiyerarşi kurmamak gerekiyor. Ama aynı zamanda e, greve çıkan belediye işçisinin hakkı da insan hakkı ihlallerinin içine dahildir. Veya e, COVID-19 sürecindeki sağlık çalışanlarının durumu da bir insan hakkı problemidir. Eğitimin durumu da insan hakkı, çocukların e, eğitime erişememesi de bir insan hakkı problemidir. Veya güvenli bir çevrede yaşamak, deprem Min geldiği e, İzmir'de mesela yakın zamanda büyük bir e, felaket yaşandı. E, İzmir, ben de İzmirliyim bu arada. İzmir zaten bir şey e, deprem bölgesi, e, hep salladırız İzmir'de. Ama güvenli bir konutta işte depreme, depreme de güvenli konutta yaşam hakkı çerçevesinde bakmak esas önemli olan konu veya işte Kanal İstanbul gibi bir çevre felaketine yol açacağı uzmanlar tarafından e, ifade edilen bir projeye karşı çıkmak da aslında iktidara karşı çıkmanın ötesinde bir insan hakkı e, gözüyle savunulabilecek veya itiraz edilebilecek bir konudur. Yani baktığımız her şey de e, hak temelli çerçeveden bakmak, Dediğim gibi esas önemli ve bunun mücadelesini vermek. Tabii ki e, hiçbirimizin gücü tüm bu geniş alanlar içerisinde her mücadeleye eşit şekilde katkı vermeye yetmiyor. İşte kimimiz işinden dolayı e, işte akademik özgürlük ondan sonra e, basın özgürlüğü gibi alanlarda çaba gösterirken Oğlanlardaki temel hak iflallerinin e, önlenmesi için çaba sarf ederken kimimiz belki işte sokak hayvanları için çalışıyor. Kimimiz belki eğitim eşit bir eğitim e, sistemi olsun çocuklar eğitime e, veya gençler eğitime erişebilsin e, mücadelesi veriyor. Kimimiz mültecilerin daha insani koşullarda ki burada mesela görünmez ayrımcılıkta en e, öne çıkan konu mülteciler. Mesela aşıyı konuşuyoruz. Kimin aşı olacağını e, konuşuyoruz. İşte 65 yaş üstü e, ikinci e, şey aşılarını olmaya başladılar. E, bize ne zaman sıra gelecek? Eğitimcilere ne zaman sıra gelecek? Okullar açıldı. İşte öğretmenler aşılanacak mı? Sağlık çalışanların aşısı. Hiç kimse mesela şeyi dile getirmiyor. Mülteciler ne olacak? Yani temel kimlik ee, şeyine e, kimlikleri dahi olmayan ki bu arada geçen gün böyle bir toplantıyı da e, sonradan uyarıldım e, o yüzden şimdi de onu hatırladım e, baştan e, söyleyeyim birileriniz aklınızda diyecek ki e, Suriyelilerden bahsediyorsan eğer onlar mülteci değil çok haklısınız e, baştan bunu neden söylediğim yani neden mülteci tabirini kullandığımı bu bir politik tercih e, bunu açıklamam gerekiyor. Evet Türkiye e, uluslararası anlaşmada e, Avrupa'dan gelmediği sürece e, herhangi bir şeye göçmene, sığınmacıya mülteci hakkı vermiyor. Mülteci hakkı vermesinin e, ne şeyi ne e, anlamı ne? Bir insana mülteci hakkı tanıdığınız zaman onun bakım ama şey barınma, e, sağlık, eğitim vesaire gibi giderlerini de Karşılayabiliyor olmanız lazım. Bu devlet olarak sizin sorumluluğunuz. Ama 2011'den beri Suriyeliler, Afganlar veya başka yerden gelen e, kişiler Türkiye'ye, Türkiye'de e, hiçbir şekilde 2011'den beri Suriyelilerden bahsediyorum. Onun öncesinde de hiç kimseye mülteci hakkı tanınmadı. İlk zamanlar hatırlarsanız onlar mülteci değil, onlar bizim misafirimiz e, tabiri kullanıyorlardı. Şimdi de geçici koruma statüsünden e, bahsediliyor ve bu geçici koruma statüsü aslında Suriyelileri korumuyor. Peki ben niye onları mülteci demeyi tercih ediyorum? Çünkü e, asylum seeker gibi işte sığınmacı veya işte göçmen de e, bunu çok karşılamıyor. Çünkü gönüllü göçmen ve gönülsüz göçmenler e, de söz konusu ben açıkçası bu insanlara mülteci hakkı, en azından mülteci hakkı tanınması gerektiği için onların varlıklarını mülteci olarak tanımlamayı bu benim aklıma gelen bir şey değil. Politik olarak başka hak savunucusu örgütler tarafından da tercih edilen benim de bu sebeple benimsediğim bir kavram. o yüzden mülteciler demeyi tercih ediyorum ama ee, yakın zamanda işte bir iki gün önce böyle bir e, yine toplantıda hatta işte bir, iki, bir mülteciyle e, konuşma fırsatım oldu bu hak ihlalleri yine hak ihlallerini konuşurken e, seyahat hakkının kısıtlanmasından işte barınma hakkının engellenmesine sağlığa erişimlerinin e, neredeyse yok denecek kadar bırakın aşılanmayı yani covid-19'a karşı aşılanmayı e, çocukların Çocuklarına kimlik çıkartamadıkları için çocukların temel aşılarının bile yaptıramayacakları kadar e, korkunç şartlar altında e, yaşamaya mecbur bırakıldıklarında da e, daha somut örneklerle görmüş oldum. E, ve bu, bunu hiç konuşmuyor olmak, bunu temel şu ülkede e, 4 milyon sanıyorum 5 milyon kadar mülteci yaşıyor e, ve bu kadar büyük bir kalabalık. Aslında bir arkadaşım şöyle uyardı: Almanya'da yaşayan Türkler kadar bir nüfusa erişmiş durumda buradaki Suriyeliler. Fakat biz onların herhangi bir hakkından veya işte ne bilirim yaşam koşullarından bahsetmemeyi, görmemeyi tercih ediyoruz. Bu da başka türlü ayrımcılığın en görünür olduğu yerlerden bir tanesi. Şimdi bu. Olaylara e, hak temelli bakalım, herhangi gördüğümüz herhangi bir problemde bir toplumsal soruna hak temelli bakılabilir ve hak temelli mücadele edilebilir e, dedik. E, bir de bunun e, üçüncü ayağı var, e, o hak temelli e, mücadele sırasında yeni bir hak ihlali oluşturmamak yeniden e, mağdur olanı yeniden e, mağdur etmemek veya o egemen dili ayrıştırıcı ayrımcı egemen dili yeniden üretmek burada da e, karşımıza e, kim bunu yapıyor kim bunun sorumlusu e, dediğimizde birinci fail olarak medya çıkıyor medya bugün içinde bulunduğumuz e, aslında pek çok sosyal sorunu e, hem haberi, haberleri çerçeveleme e, şeyinden e, ve siyasi iktidarla birlikte hareket etme, onun kontrolü altında olmaya, o hegemonik söylemi sürdürme e, açısından e, yeniden üretiyor ama sadece bunun haberlerle sınırlı e, kaldığını düşünmekte, ya yani izlediğimiz dizilerden eğlence programlarına kadar her birinde, her bir aşamada aslında e, neyin... E, kabul edilebilir bu hegemonik söylem açısından neyin kabul edilebilir olduğuna dair bizim zihniyetimiz sadece bu yakın zamanda değil çok uzun zamandır aslında zihniyetimizi oluşturuyor yani ayrımcılığın önünde o bir önceki aşaması aslında ön yargılar işte o ön yargılar da yine bizim sadece medya değil elbette çevremiz toplumsal ee, söylemler örneğin deyimler vesaire ee, bunlar da zihniyet yapımızı oluştururken medya çok daha fazla insana ulaşabildiği için ve güçlü bir e, mecra olduğu için e, onudan, onun yeniden üretimi bu söylemlerin veya bu e, temsillerin yeniden üretimi medya e, aracılığıyla e, bizim de var olan önyargılarımızı güçlendirerek onları e, ayrımcı tutuma dönüştürüyor. Yani yıllardır işte izlediğimiz artık kalmadı gerçi ama izlediğimiz e, filmlerde hep e, işte seks işçilerinin e, faşelerin işte Ermeni Rum kadınlar olması veya işte özgür kendi ayakları üzerinde duran, sosyal yaşamı olan kadınların bütün dizilerde e, kötü kadın olarak tanımlanıp e, dayak yiyen, o evden çıkmayan e, kadınlarınsa e, iyi kadın olarak işte öpüşmek, sevişmek, içki içmek vesaire bunların hep birisi kötülükle bir tanesi iyilikle e, şey yapılıyor, temsil ediliyor. Çok şey bir şekilde basit bir şey geçen hafta duyduğum bir haber çalışıyordum çünkü bir taraftan. Ee, bu Covid daha bu açılma başlamadan önce polis e, nerede bilmiyorum. E, bir yere baskın yapıyor, bir ihbar alıyor. Kapıyı kırıyor, içeri giriyor. içeride genç insanlar parti yapıyorlar. Şimdi haberi verirken muhabir şöyle söylüyor. İçeride 8'i kadın 20 kişi parti yaparken yakalandı diyor. Şimdi 8'inin kadın olduğunun altını neden çizer muhabir? Ee, ve muhabir 8'i kadın 20 kişi e, eğleniyordu, parti yapıyordu dediği noktada ee, hepimizin aklına aynı şey gelmiyor mu o kadınların o partideki işlevleri hatta çok daha belki şey yapılabilir ileriye götürülebilir baktığınız zaman bir muhabirin belki muhtemelen öyle bir niyetle yazmadığı bir haber aslında bizim zihniyetimizi nasıl şey yapıyor belirliyor ee, nasıl bakış açımızı aslında bugün geçmişten bugüne e, nasıl belirlemiş? Bunu böyle çat diye şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve bu bakış açısının kadınların uğradığı ayrımcılık veya bugün kadınların uğradığı şiddet ve cinayetten çok çok bir farkı yok. Yani o zihniyet yapısı en nihayetinde partiye giden kadının ee, düşük bir kadın olduğu, işte de bileyim hani başka niyetlerle orada bulunduğu fikrini şey yaparken yarın o öbür, öbür gün işte öyle bir partiye giden bir gencin şiddet genç kadının şiddete uğraması, ondan sonra veyahut öldürülmesiyle sonuçlanabiliyor. Bakın Çoğu böyle şey gibi kelebek etkisi gibi bir haberdan yola çıkıp bir tane cinayete e, ulaştım ama gerçekten normalde e, şeyler böyle e, işliyor. Yani Hrant Dink'in e, örneğine mesela tekrar hatırlatacak olursam Hrant Dink aslında hatırlayanlarınız vardır. Başta e, iyi Ermeni olarak gözüküyordu e, medyada. Hiçbir şey yoktu, sorunu yoktu. Neden? Çünkü Hrant Dink e, soykırım konusuna, Ermeni soykırım konusuna çok takılmamak gerektiğini, çok takılmamak gerektiğini derken bunu temel mesele haline getirmemek gerektiğini, e, halkların e, barışından, birlikte yaşamasından e, çok daha büyük şeyler çıkarılacağını büyük faydalar sağlayacağımızı savunuyordu. Ve bu şeyle bu bakış açısıyla da yani soykırım taraftarı olmadığı ve bunu çok fazla dile, dile getirmediği için iyi Ermeni olarak e, geçiyordu haberlerde. Hatta tartışma programlarında televizyonlarda sık sık kendisini e, görüyorduk. Yani yaşı o da önemli için belki bazılarınız çok küçüktü ama öyle şeydi e, görünür bir figürdü. Ne zaman ki e, Hrant Dink Agos gazetesinde e, Sabiha Gökçe'nin Ermeni ee, olabileceğine dair bir iddia, e, bir takım belgeler ve tanıklıklarla bir haber yayınlandı. Yayınlandı. Ondan sonra Hrant Dink kötü Ermeni haline dönüştü. Ee, birincisi, yani Sabiha Gökçen'in annesinin Ermeni ol olması ve ailesinin, çünkü bir şeyde yetimhaneden alınmıştı Atatürk'ün manevi kızı, ee, Ermeni olmasının ne sakıncası olabilirdi? Ee, ama hemen derhal 2004 yılıydı ben de çünkü o sıralar Hürriyet gazetesindeydim hatırlıyorum. Çünkü biz de e, e, hemen arkasından aslında bir hafta 10 gün sonra Hürriyet gazetesinde Agos'un haberini kaynak göstererek o haber Hürriyet'te de yayınlanmıştı. Ve derhal genelkurmay açıklama yaptı. Dedi ki Sabiha Gökçe'nin annesi Ermeni değil Boşnak'tı. Yani boşnak olmak Ermeni olmaktan daha iyi, daha makbul bir karakter haline dönüştü. Ondan sonraki aşamadaysa özellikle bakın şeyler falan yeni çağdır, ondan sonra akit gibi gazetelerde hep böyle nefret söylemi ararız buluruz ya işte. Oralarda şey Hrant'ın hırlayışı ondan sonra vesaire gibi böyle hakaretamiz ifadeler varken ana akım hürriyet gibi, millet gibi gazetelerde ise şöyleydi. Yine rahat durmadı. Yine işte bu sözleri tartışma yarattı falan gibi. Yani e, aslında nefret söylemi gibi gözükmeyen ama bütün bu nefret iklimine e, su taşıyan bir takım haberlerle en nihayetinde, özellikle de radikal gazetesine yazmış olduğu yazı ve soru 301'den yargılanması, ceza alması çok ilginç bir şekilde, e, şeye bilirkişi raporuna rağmen en nihayetinde. Elbette böyle olmadığını biliyoruz. O gün sabah bir kere çıkıp şey demişti. Ben gazetedeki haberlerden çok etkilendiğim için Dink'i vurdum demişti. Elbette böyle olmadığını biliyoruz. Elbette çok kolektif bir cinayet olduğunu biliyoruz. Ama Dink'i öldürmeye hazır e, insanları yetiştiren bir iklime e, iklim hazırlamış oluyoruz bu medya sayesinde. Ee, ırk temelli ayrımcılıktı. Hrant Dink Vakfı hala da ben şey, şey değil, değilim artık onlarda, ya, o çalışmada yer almıyorum başka arkadaşlarım devam ettiriyorlar ee, onlar zaten artık senede bir sanıyorum eskiden 4 ayda bir çıkartıyorlardı ee, hangi gazetelerde kimlere karşı e, bu işte ayrımcılık ve nefret söyleminin ki onlar özellikle ırk ve din temelli nefret söylemi üzerine çalışıyorlar bunlar hiç değişmiyor yani örneğin mesela Yahudilere yönelik nefret söylemi hiç değişmiyor e, medyada. İşte Ermenilere yönelik nefret söylemi 24 Nisanlarda artıyor. İşte bu Azerbaycan şey savaşı sırasında, e, Ermenistan savaşı sırasında inanılmaz arttı tabii ki. Gündemle e, şey yapılabiliyor, e, paralel gidebiliyor. İşte Kürtlere yönelik nefret söylemi de aynı şekilde şu sıralar yapılsa. Herhalde en çok LGBTİ artılara yönelik nefret söylemi, Ermenilere yönelik nefret söylemi ön plana çıkacaktır. Gare zamanı kötülere yönelik nefret söylemi şey yapar. Yahudiler de çok ilginç, çok böyle hani İsrail ile Türkiye arasında gerilimlerde falan daha şey oluyor ama her şeyin arkasında bir Yahudi parmağı arayan o e, komplo teorisyenler dönüp dolaşıp bütün bu e, nefret söylemi örneklerinin bir yerine mutlaka Yahudileri de ekler e, o zincirin bir parçası haline e, dönüştürür. E, medyanın bu e, hak ihlalleri açısından. Bu arada ben şeye bakmıyorum, e, saate bakmıyorum. Sait Bey siz e, beni şey yapabilir misiniz? Uyarabilir misiniz? Artık e, şey yapalım. Siz bir susun da e, arkadaşlar soru sorsun diye. Beni bir, engel... Bir, bir saati doldurunca size sizi hatırlatayım. Siz o zaman toparlarsınız. Tamam, tamam. E, kaptırır giderim çünkü ben e, bırakırsanız. Eee... Nasıl sonuçlandığını, yani medyadan yine e, bir takım örnekler verebilirim size. Hatta birkaç tane derste kullandığım sunumu sunumda e, şey yapmıştım, e, açmıştım. E, size gösterebilmek için, yani bir takım medyadan örnekler gösterebilmek için bulursam... E, mesela şeyin e, yine ırk ve nef şey e, temelli, din temelli ayrımcılıkta. Son zamanlarda çok üzülüyorum. Sevak Sevak balıkçıdan bahsettiğim zaman öğrencilerin hemen hepsi e, unutmuşlar Sevak balıkçının başına gelen şeyi. E, o yüzden de biraz böyle e, böyle toplantılarda hatırlatmak istiyorum. E, Sevak balıkçı Batman'da Kozluk ilçesinde askerlik yaparken bir 24 Nisan'da kaza koşunu olduğu söylenen fakat e, üstündeki kıyafetlerinden 47 delik çıkan e, bir nefret cinayetinin e, sonucu öldürüldü. E, i̇lk başta aslında bulunduğu koğuştaki şeyler e, askerler e, şey yapacaklardı, e, konuşacaklardı fakat e, onların konuşması engellendi e, ve işte bir kaza Kurşunuyla öldürüldüğüne dair bir açıklama yapıldı. Mahkeme Kıvanç Ağoğlu katili olan kişiyi az bir ceza ile serbest bıraktı. Ama sonra 41 delikmiş özür dilerim. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz. Kıvanç Ağolu önce işte hani taksirle, kusurla e, insan öldürmekten az bir ceza aldı. Fakat sonra temize gidip e, cezası ağırlaştırıldı. Bu bir işin bir tarafı. Diğer tarafı ise Sevak balıkçının e, şehit sayılmaması. Yani görev başında ölen pek çok asker, e, polis, hatta e, yani derslerde kullanırken şu iki örneği şey yapıyorum. Sinan Çetin'in sarhoşken araba kullanan oğlunun çarptığı polisi şehit diye veren medya sevak şahit balıkçı için şehit kelimesini kullanmamayı tercih ediyor. Gerekçi olarak da işte şehadetin Müslümanlar için geçerli bir kavram olduğunu söylüyor. O zaman neden Ermeni bir genç erkeği askere alıyorsunuz? Ee, tabii ki şehitlik yalnızca bu değil şehit olarak e, kabul edildikten sonra bir takım sosyal e, haklara da erişebiliyorsunuz işte maaş gibi belki tazminat gibi vesaire e, bunlar sayılmıyor ve bunlar böyle çok şey şekilde bariz şekilde e, gözümüzü aslında sokarak e, ayrımcılığa şey yapıyoruz ve medyada bunu sormayarak bakın burada sabah gazetesi sormuş bir de 2013'ün sabah gazetesiyle bugün sabah gazetesi birbirinden ne kadar farklıymış onu da e, görmemiz açısından da şey yaptım e, şu soruyu sormayan medya aslında var olan bu ayrımcılığın da e, peşinden gidiyor demektir yine size sabah gazetesinden başka bir örnek daha göstereceğim çok ilginç ama oradan kadınlara yönelik ayrımcılığa birkaç tane örnek vereyim size. bunu çok seviyorum. Bu da 2014 yılı haberi. adamın resmi eşi yani zaten yani şey yaptığı, nikahlı olduğu bir eşi bir de imam nikahlı olduğu aslında bir eş statüsünde olmayan iki tane şeyi var. Eşi var, evde. Ve artık ne yaptıysa e, ne olduysa e, iki eş ve işte kayınvalide e, adamı öldürüyorlar. Yani bir cinayet bu. Hiçbir cinayette görmediğimiz kadar bu bunu büyük e, şey yapıp morfinci karadullar olarak e, tanımlıyor mesela gazete bunu. Veya yine çok sevdiğim bir başka örnek göstereyim size. Vergi rekortmeni evli aşık sevgilisini ve arkadaşını öldürdü. Yani bir insan ...gazeteciden bahsediyorum... ...bir katile katil dememek için... ...bu kadar çaba sarf etmiş olabilir yani... ...bir taraftan vergi rekortmeni... ...evli, aşık, ondan sonra... ...sevgilisi var... Ee, ...bir tarafında yani... ...diğer tarafta öldüren kadın olunca... ...morfinci karadullar e, oluyor... ...ama erkek olduğu zaman... E, ...bir kıskançlık cinayeti bu... İşte ...cinnet geçirdi ama bir de vergi rekortmeni... ...mesela vergi rekortmeni olmasının... ...konuyla ne alakası var burada... Ee, ama bunu koyabiliyoruz çok daha yakıcı şeyler oluyor ee, Didim'de Aydın Didim ilçesinde e, bu yaz e, öldür kadın cinayeti işlendi Hatice Tusu uzun zaman çocukları aradı e, ulaşamadılar Ve bir süre sonra da e, cesedine ulaşıldı Öldürüldüğü e, şey yapıldı anlaşıldı ve Gördüğünüz gibi bu bakın hani yeni şafaktan ondan sonra sabahtan duvarda ama şeyden e, akitten falan örnekler vermiyorum size. Bir Duvar Gazetesi beni takip ettiğim bir haber sitesi bu. Eee arkadaşlarım çalıştığı çok da şey yaptığım, sevdiğim bir eee mecra. E, kayıp hemşirenin cesedi bulundu, sevgilisi öldürmüş diye bir başlık attı. Sonra bir hafta sonra <laughs> Evrensel'in e, Akdeniz ekinde Hatice Tusun'un yakınları kişi söz konusu kişinin sevgilisi olmadığını ve işte hani bununla anılmasının kendilerini çok yaraladığını yani bu öldürülen kişinin anısına da çok büyük saygısızlık olduğunu dile getiren bir mektup yayınladılar. Fakat medya bundan vazgeçmedi, vazgeçmemeyi de sürdürüyor. Ne zaman bir şey olsa tabii ki biz biliyoruz ki kadın cinayetleri veya kadına şiddet, kadından Başta en yakınlarından geliyor işte kocası, eski kocası, sevgilisi vesaire, e, abisi, e, bunlar şaşırtıcı değil. Ama daha ne olup bittiğini öğren şey yapmadan, anlamadan bütün cinayetlerde o sevgili ilişkisi yapıştırılıyor. En son Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in e, öldürüldüğü gün bütün medya e, öldüren kişinin Kendisinin sevgilisi olduğunu e, ve bir de şu çok ilginç, sevgilisi olduğu iddia edilen. Kim iddia ediyor? Biz buradan anlıyoruz ki yani... Hak temelli bir yerden bakmasını talep ettiğimiz gazeteci polis tutanaklarının ötesine geçmemiş yani kim iddia edebilir bunu muhtemelen e, o cinayeti işleyen kişi kendisini savunmak için e, verdiği ifadesi ilk ifadesinde böyle bir şey e, geçirmiş diye çünkü bu ülkede işte kıskançlık, aşık olmak, e, çok sevmek vesaire bunlar e, indirim Sebebi bir anlamda o cinayetleri meşrulaştırıcı işlev gördüğü için ilk başta bunu şey yapılıyor. Kim iddia ediyor bunun sevgilisi olduğunu ve nihayetinde kısa süre sonra sevgilisi olmadığı anlaşıldı. Umarım şey olmuştur, bir ders almıştır diyeceğim medya buradan. Ama çok da ders aldığını düşünmüyorum. Size şöyle komik bir şey anlatayım. E, geçenlerde bir gazeteden e, bir muhabir aradı. Arkadaşım o da. Dedi ki Ceren Yağç, içeride büyük kavga çıktı. Bir haber yazıyoruz. Kafamız karıştı. Sana bir şey yapalım, danışalım dedik. E, tamam falan ben de hastaneye yetişiyordum. Bir işim vardı böyle. Apar topar e, bir haberde Bir kadın cinayeti haberinin de e, erkeğin e, kadına e, uyguladığı şiddeti o kadar ayrıntılı bir şekilde ya, almış ajanstan almış haberi. Bunu bu şekilde yazmak istiyor. E, haber merkezindeki kadınlar da buna karşı çıkıyorlarmış. Bunu bu şekilde yazma diye. Diyor ki öbür türlü yazınca da haber çok kuru oluyor. E, dedim ki o muhabir arkadaşa ya peki bu kadın bu kadar şiddet görmüş ya en sonunda öldürülmüş yani bütün bu şiddet aşamalarında e, kadının ee, başvuruda bulunduğu, yardım talep ettiği, karakola gittiği vesaire böyle bir takım bilgiler yok mu? Var var diyor, üç kere başvurmuş. E peki neden onları ön plana çıkartıp bu kadının korunma talebi e, istediği halde e, hiç kimse devlet e, üstüne düşen görevi yerine getirmediği için bu kadının öldürüldüğünü e, çerçevesinde bir haber yapmıyorsun? Diyor ki o zaten rutin yani bütün kadınlar başvuruyor yani o haberin klasik bir parçası diyor heyecanlı olan tarafı bu adam işte e, baldızını şeyi kızını oraya kitlemiş ondan sonra işte kullandığı aracı araca kadar şiddet uygularken orayı anlatmak istiyor orun haberini daha e, okunur kıldığını. Tabi burada e, yalnızca gazetecilere e, değil sorumluluk, o haberler de daha fazla tıklanıyor, daha fazla okunuyor. İşte içinde çeşitli pornografik, şiddet pornografisi e, ayrıntılı haberlere daha fazla talep e, geliyor. O yüzden de onun daha makbul ve daha renkli olduğunu düşünüyor. Zaten bütün kadınlar yardım talebinde bulunuyormuş. Onu zaten rutin yazıyoruz altında biz haberin mutlaka diye bir şey veriyor, karşılık veriyor. E, kadınlar ve işte çocuklar ve engelliler yine e, çok sık ayrımcılığa uğrayan hak ihlaline uğrayan e, gruplar e, çocuklarla ilgili çocukların işte genelde işte ya kahraman çocuk boğazı yırtılana kadar bağırıp şiir okuyan çocuk veya kurban çocuk olarak temsil edildiklerini e, biliyoruz ve çok çok ağır e, hak ihlalleri var çocukların e, uğradıkları istismarı e, oturup çocuğa ayrıntılarıyla anlattıran muhabirler mi dersiniz ve bunu toplumun e, bu konuda bilinçlenmesi için yaptığını ve iyi bir şey yaptığını düşünen muhabirler mi gazeteler mi istersiniz e, pek çok işte çocuğa yapılıyorsa bu ondan sonra e, ülke hale gelmiştir anlatmaya çalışan e, bu çerçevede verdiğini düşünen muhabirler mi istersiniz benzer şey aynı kurbanlaştırma ya da e, kahramanlaştırma engellere yönelik haberlerde de oluyor. Şu hep karşınıza çıkan bir örnekte sanıyorum bir engelli haberinde. Öğretmenlik aşkı engel tanımadı. E, nedense işte bilmem ne aşk, aşk engel tanımadı. İki tane engelli insan evlendikleri zaman aşk engel tanımadı. Niye tanısın? Öğretmenlik aşkı engel tanımadı. Neden tanısın? Yani bir engellinin e, bir kaza geçirip engelli haline gelmiş haberdeki kişi, e, engellinin işini yapmaya devam etmesi neden bir e, olağanüstü durum olsun. Ama bunların hepsi e, sık sık karşımıza çıkan e, şeyler. Son olarak bitiriyorum size hani. Medyanın çerçevelemesinin nereye ulaştığını gösterebilecek mülteciler üzerinden bir şey vermek istiyorum, örnek vermek istiyorum. Bir süredir bunları ben şey yaptım, derledim çeşitli çeşitli yıllarda ama hepsi gerginlik haberciliği adını verdiğim bir haber türü bu. Suriyelilerin bulunduğu yerlerde karşı karşıya kaldıkları linç girişimlerinin haberleştirilmesi. Şanlıurfa'da Suriye gerginliği. Suriyeli gerginliği İstanbul'a sıçradı. Olaylar İstanbul'a sıçradı. Küçük çekmecede işte mahallede gerginlik yaşandı. Kahramanmaraş'ta tehlikeli gerginlik. Ee, Gaziantep'te 25 Suriyeli gerginlik yaşanan mahalleden tahliye edildi. Ee, ve en son İskenderun'da Suriye ger Suriyeli gerginliği. Bunlar çok çoğaltılabilir. Bütün başlıkların Suriyeli ve gerginlik sözlerinin bir arada e, olduğu cümlelerden oluşuyor olması bir şey değil, tesadüf değil. Üstüne üstlük bu dönemlerde 2015-2016 Fikret İlkhizle beraber Gaziantep'te gitmiş. Çünkü en fazla Suriyeli e, yaş yaşadığı bir şey olarak kent e, olarak e, oradaki gazetecilerle e, konuşmuştuk ve hepsi aslında iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Yani şiddet körüklemeyen e, bir habercilik yaptıklarını, orada işte e, il mülki amirinin veya emniyet müdürünün insanları iktidarla çağırdığını mutlaka haberlerinde geçirdiklerini ve dolayısıyla iyi bir habercilik yaptıklarını düşünüyorlardı. Ama en nihayetinde dönüp dolaşıp işte bu Suriyelilerle ki, tehlikeli gerginlik veya Suriyelilerin işte e, kaçak... Özellikle İzmir'de çok şey yapılan yani bir geçiş yeri olduğu için çok çok yüz yüze kaldığımız. Hatta size şöyle söyleyeyim, ben İzmir'de ailem hala İzmir'de yaşıyor. Geçen yaz aslında aynı mahallede yüz yüze baktığımız bir teyzemizin oğlunun insan kaçakçısı olduğunu öğrendim. Ee, ve bu bana çok çarpıcı geldi. Çok çarpıcı dediğim tabii ki insan kaçakçıları var. Ondan sonra bunun bilincindeyiz. Hatta geçen sene e, kapıları açtık, hadi çıkın deyip insanları şeye sürükledikleri zaman o sınır kapısına sürükledikleri zaman bir takım insan kaçakçılarıyla da medya röportaj yapmıştı. İşte kaça getiriyorsunuz, ne oluyor falan filan diye sanki böyle hani bir suç değilmiş bu gibi. Ee, beni etkileyen şey şu oldu yani bunun. Bu nasıl farkına varamadım? Yani e, çeşmede e, oturuyoruz, bir takım insanlar çeşmeden işte Karaburun'a oradan buradan geçiyorlar karşıya. bunun şeyinde farkındayız. Peki bunlar geçiyor da dışarıdan bir takım böyle hiç tanımadığımız insanlar yapmıyor ki bu işi. Aslında yakınlarımız yapıyor olmalı ve biz bunu bu zamana kadar e, hiç kendi sorunumuz olarak görmedik. Yani bir su mülteci sorununa e, bakışım da. Mesela İzmir'e gel geldik, gittik e, İzmir'deki gazetecilerle e, konuştuk. İşte mülteci sorunu ile ilgili. Hepsi aslında çok... E şey yaptıkları. Kimisi daha milliyetçi yerden bakıp aslında hani e, kentin iklimini bozduklarına dair e, bir takım şikayetlerden e, bahsediyor olsalar da çoğunluk aslında Suriyeli mültecilerin kentteki e, pozisyonu işte e, uğradıkları hak ihlalleri üzerine iyi şeyler yaptıklarını e, düşünüyorlardı. Sonra mesela sivil toplumundaki arkadaşlarla konuştukları zaman... E, aslında o kadar da iyi şeyler yapmadıkları ortaya çıktı ve bu bence bu anlamda iyi bir karşılaşmaydı. Ki orada bile hep işte Suriyeli mültecilerin uğramış olduğu hak ihlalleri, onlara işte kaçak denmesi, işte yasadışı e, yasa dışı e, olarak tabir edilmeleri, e, veya gerginlik çıkaran unsur olarak tabir edilmeleri, tarif edilmeleri e, üzerine düşünmüş ve bu konuda ne yapabilirim mi me kafa yormuşum ben e, bu alanda yaptığım çalışmalarda oysa bu insanları sömüren bu insanların hak ihlaline uğratan bu insanların parasını alıp işte e, denizin ortasında bırakan insanların bizim insanlarımız olduğunu bizim insanlarımız derken bizzat de komşumuz falan oldu, olabildiğini hiç düşünmemişim bu konu üzerine kafa yormamışım bu yüzden kendi kendime bu durum çok şey e, çarpıcı e, geldi ee, ve bu haberler tabi Suriyelilere yönelik olumsuz haberler en neticede bu konuda çalışan önemli bir e, gazeteci e, Ercüment Akdeniz e, mülteci haberleri e, çalışıyor belki sizler de takip ediyorsunuzdur. Onun dikkat çekmiş olduğu bir e, şey vardı geçen sene işte bu toplu mülteci ölümleri mesela Van Gölü'ndeki e, insanların kaybolması yüz küsür kişinin ve bunun hiçbir şekilde e, haberleştirilmemesi neredeyse görülmemesi ve Ercüment bizim etik gazetecilik koalisyonuna e, bununla ilgili bir e, yazı yazdı ve yine e, önemli olduğunu düşündüğüm bir şeye dikkat çekti. E, i̇ki özellikle geçen yazdan itibaren Suriyelilere yönelik e, tutumda bir şey var, bir değişiklik var ve bu bir kırılmaya işaret ediyor. Yani gerginlik çıkaran Suriyelilerden kaçak Suriyelilerden şu anda birazcık tabii ki ekonomik krizin de e, etkisiyle ve birlikte yalnızca Suriyeli olduğu için öldürülen e, insanlarla e, vakalarla karşılaşıyoruz. O böyle bir e, arka arkaya sıralamış işte Hatay'ın Kırıkan ilçesindeki öğrenciler yabancı dil e, yabancı öğrenci sınavına hazırlanan ve sizi burada istemiyoruz diye öldürülen öğrenciler. Ee, bu son dönemdeki nefret cinayetlerinin çok çok büyük bir kısmı e, aslında işte dediğim gibi nitelik değiştirmiş. Yani ortada aslında bir olay yok ortada yalnızca bir kimliğe karşı çıkış var ve söz vermiş olduğum gibi son şeyi e, size bir dakika özür diliyorum örneği gösterip e, şey yapayım bırakayım. <laughs> Bu başlığı görebiliyor musunuz? Suç ortakları sizsiniz. Evet, suç ortakları sizsiniz. Bunu Yeni e, Şafak gazetesinden aldım bu haberi. E, yine yazın işte bu Kırıkhan'daki öğrencilerin e, Suriyeli oldukları için uğramış oldukları, e, uğradıkları saldırı, e, saldırının sonrasında Yeni Şafak... İyi Partili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin Suriyelileri hedef alan ırkçı ve nefret söylemi sokağa şiddet olarak yansıyor deyip doğrudan da isim vererek e, bu çocuğun öldürülen çocuğun haberini e, yaptı yani bir taraftan da e, bence şey e, iyi bir habercilik e, örneği bu. Ta ki e, Ümit Özdağ e, işte İyi Parti'ye e, şey yaptığı, kızdığı, oradan ayrılmaya çalıştığı dönemde e, bu iktidar medyası açısından iyi görünen e, birisine dönüşünceye kadar şimdi artık muhtemelen bu haberleri e, bu şekilde yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Yani bir anlamda da hem bu mülteci konusu, e, hem insan hakları konusu açıkçası e, bir Siyasetin elinde bir araç haline dönüşmüş durumda yani bunu istedikleri zaman hak işlerlerini özellikle Erdoğan'ın böyle çok sık başvurduğu terminolojik olarak da böyle bir yansıtma e, stratejisiyle en çok nefret söyleminden bahseden ondan sonra en çok ayrımcılıktan bahseden e, lider oluşu da bu açıdan e, bunun araç nasıl araçsallaştırıldığına dair de bir e, işaret olduğunu düşündürüyor bana. Kusura bakmayın çok uzun konuştum. Hocam bölemedim. Bir saati doldurdunuz, bir saati beş dakika geçti. Ee, dilerseniz kısaca etik gazetecilik koalisyonundan da bahsedebilirsiniz. Türkiye temsilcisisiniz. Ee, ben Türkiye etik gazetecilik ağının e, Londra merkezli bir ağ bu. Başında kurucusu eski Guardian e, editörlerinden, muhabirlerinden Aiden White... Onun kurucusu olduğu bir e, A, uluslararası A. Onun Türkiye temsilciliğini yürütüyorum. E, Aiden Might Türkiye'ye çok sık gelen, Türkiye'yi çok seven, e, Türkiye'deki gazetecilik ortamını da çok iyi bilen bir gazeteci. E, burada birazcık bizi de motive ederek gerçekten biz çok yılgın ve e, aslında artık hiçbir şey olmaz, hiçbir şey değişmez diye düşünürken e, bizi evet. motive ederek e, bir etik gazetecilik A kurmamızı pardon etik gazetecilik koalisyonu kurmamızı bunun herhangi bir şeyi yok tüzel kişiliği yok dernek vesaire falan değil bu alanda çalışan gazeteciler sivil toplum kuruluşlarının e, katıldığı işte gazetecilik eğitimleri ve veren e, yani kimi durumda böyle bugün yaptığımız gibi gazetecilik toplantıları yapan e, genç gazetecilere yönelik çeşitli eğitimler düzenleyen. Bu pandemi döneminde bunu çok sık yapamadığımız için birazcık etik gazetecilik koalisyonu bu konuyla ilgili bir bilgi birikimi, bir şey olsun, bir arşiv oluşsun diye önemli bulduğumuz gazetecilere, şeye akademisyenlerden çeşitli yazılar istedik. İşte Ercüment'in mültecilerle ilgili yazmış olduğu yazı gibi, işte çevre gazeteciliği gibi, kadınına yönelik şiddet, ayrımcılık gibi konularda eğer dilerseniz etikgastecilik.org sitemiz, oraya girip bunu şey yapabilirsiniz, faydalanabilirsiniz, bu yazıları okuyabilirsiniz. Sonrasını nasıl geliştireceğiz bilmiyorum ama şu anda yürütücülüğünü yapıyoruz biz. Açıkçası böyle dediğim gibi bir hiyerarşik bir şeyimiz yok. Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası tabii ki onun önemli bir bileşeni. Mustafa Kuleli var Gazeteciler Sendikası'ndan. Ben varım, bir de akademisyen e, ve e, az, gazeteci, hepiniz tanıyorsunuzdur belki NTV'den Can Ertuğrul'a. E, üçümüz e, yürütüyoruz, e, bir, bir, bir takım toplantılar da yapıyoruz, onları da duyuruyoruz. E, böyle aslında kendi şey, çapımızda, Türkiye'de evet çok büyük şeyler var, e, basına yönelik baskılar var, gazetecilerin çok ciddi problemleri var. O yüzden etik kısımları konuşmak birazcık daha tahali hale geliyor yani cezaevinde gazeteciler evet. varken. Ama özgürlük ve etik ancak birlikte mümkün diye düşündüğümüz için bu konuda tartışmaya, geliştirmeye kendimizi devam etmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Yani şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Necdet istersen kayıttan çıkalım. Arkadaşlar istedikleri soruları doğrudan sorabilirler veya doğrudan sormak istemeyenler çete yazarak sorabilirler. Yine hocamıza iletiriz soruları.